Washington'da hava, Türkiye bunu daha önce de yaptı. En son işte Aralık ayında hemen girdik giriyoruz Kuzeydoğu Suriye'ye, Türkiye'ye girecek sinyalleri verildi ama yapılmadı deniyordu. Ben de onlara hep şunu söylüyordum. Bugün farklı bir konjonktür olduğunu söylüyordum. Her şeyden önce ben bunun iç siyasete yönelik bazı şeylerle yapıldığını düşünüyorum. Motivasyonlarla yapıldığını düşünüyorum. Yani Kuzey Suriye'den kaynaklanan acil bir güvenlik tehdidinden kaynaklanmadığına inanıyorum. İç siyasette de o senin hep bahsettiğin hani Erdoğan'ın sıkışmışlık hali, yani kendi partisi etrafındaki çözülmeyi önlemek, işte milliyetçi cepheyi kendi etrafında birleştirmek için attığı bir adım olduğunu söylüyordum. O nedenle de ve ayrıca farklı bir şey, Aralık ayından farklı olarak bugün Erdoğan Trump'la ilişkisine daha fazla güveniyor. O nedenle bence şöyle bir algı vardı Ankara'da. Trump işte bize Aralık'ta bu tür tehditler savurduğumuzda çok sert bir tepki vermişti. Hatırlarsınız, ekonominizi mahvederim eğer Kürtlere saldırırsanız demişti. Çok kuvvetli bir tepki vermişti. Bugün aynı tepki söz konusu değil. Trump hatta bu konuda neredeyse hiç sesini çıkarmadı. S-400'ler konusunda da Türkiye'nin yanında durdu. Dolayısıyla Ankara şunu düşünüyordu. Bugün böyle bir operasyon yaparsak Amerika'dan kuvvetli bir tepki almayacağız düşüncesi vardı. Siyasi motivasyonlarla da bunun, ben bu şeyi bekliyordum. Bu tür bir operasyonu bekliyordum. Fakat tabii operasyondu. Çünkü yani her şeyden önce istenmese de bir çatışma doğabilirdi. Çok her iki taraf arasında, Amerika ve Türk güçleri arasında. Bu tabii ilişkileri çok daha kötü bir noktaya getirirdi. Fakat bunun dışında eğer Türkiye'nin tek taraflı böyle bir operasyonu yapsaydı, her şeyden önce Kongre'yi, ki bir süredir S-400 tartışması, yani bir parça yaptırımlar tartışması arka plana itilmişti. Türkiye bu tür bir tek taraflı operasyon yapsaydı Kuzeydoğu Suriye'ye Amerika'ya rağmen, bu Trump'ın Türkiye'nin yanında durma siyasetini çok zorlayacak bir gelişme olacaktı. O nedenle anladığımız kadarıyla taraflar her iki taraf içinde tek taraflı bir müdahalenin riskler içerdiğine kanaat getirdi ve böyle bir anlaşmaya varıldı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii bu anlaşma, yani bu operasyonun arkasında faktörlerden bir tanesi de işte bu Suriyeli mültecileri yine iç siyasetteki endişeleri gidermek için bu Suriyeli mültecileri buraya yerleştirme kaygısıydı. Şimdi tabii detayları bilmiyoruz. Ben biraz evvel baktım hemen yayından önce Anadolu Ajansı'nın haberine. 30-40 kilometrelik bir alan düşünülüyor ve bu alanda işte YPG unsurlarının buradan temizlenmesi düşünülüyor. Tabii daha evvel Suriyeli Kürtler buna karşı çıkmışlardı. 5 kilometreden daha derine inilmesini istemiyoruz denmişti. Fakat görünen o ki Amerikalılar ikna etmişler ve buraya Suriyelilerin yerleştirilme süreci başlayacak gibi görünüyor. Ama her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Diğer aktörlerin, uluslararası camianın hani bu noktada nerede durduğu, bunu nasıl destekleyeceği vesaire de önemli. Çünkü siz böyle bir alan yaratıyorsanız ve bu kadar insanı oraya götürüyorsanız, bu insanların ve o bölgenin rejimin hedefi haline gelme ihtimali var. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Fakat şu anda yeterince detay bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen detaylar anlaşıldıkça bu konuda da daha net bir fikrimiz olacak.